Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere Excel'in en güçlü ve en çok kullanılan özelliklerinden biri olan özet tablo, İngilizce karşılığı pivot table olan bu pratik aracın nasıl kullanıldığını, başlangıç seviyesinden başlayarak en profesyonel şekilde nasıl kullanabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu konudaki ilk videom olduğu için tanımlamaları, faydaları ve diğer tüm özelliklerini adım adım anlatmaya çalışacağım. Özet tablo, yani pivot table, ki birçok yerde bunu bu şekilde duyacaksınız. Ben de videolarımda her ikisini de kullanmaya çalışacağım. SQL Server'da olduğu gibi bir veri listesinde yer alan kayıtlarımızı çözümlemek, özetlemek, raporlamak veya rapor halindeki verilerin daha anlaşılır bir biçimde özet olarak sunulması için kullanılan oldukça pratik bir araçtır. Pivot operatörü dışarıdan bir tablo değerini girdi olarak alır ve işleyerek yeni bir tablo değeri oluşturur. Yani pivot operatörüyle satırlar sütunlara, sütunlar satırlara dönüştürülür ve çok esnektir. Sonuçlarınızı nasıl görüntülemeniz gerektiğine bağlı olarak hızla sürükle bırak yöntemiyle ayarlayabilirsiniz. Ayrıca verilerinize yeni bir veri girişi yaptığınızda otomatik olarak güncelleştirerek pivot table ya da pivot grafik oluşturabilirsiniz. Çalışma mantığı ise şu şekildedir. Girdi olarak alınan tablodan bir sütunu pivot olarak belirlemek gerekir. Sorgu sonucu bu sütunda yer alan değerlere göre her bir tekil değer için bir satır üretir. Ve diğer satırlar üstünde grupsal bir işlem yapılarak aynı satırın sütunları olarak gösterilir. Ve bu sürecin sonunda bir özet tablo oluşturulmuş olur. Pivot table'ın içerisindeki fonksiyonlar sayesinde pek çok veri barındıran tablolar oldukça basit ve anlaşılır şekilde gruplandırılabilir ve özet işlemler yapılabilir. Ki bunlar filtreleme, toplam alma, oranlama, tarihsel karşılaştırma, grafiğe dönüştürme, sıralama ve koşullu biçimlendirme gibi işlemler olup verilerin tablo halinde görüntülenmesini sağlar. Peki pivot table oluşturmadan önce dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Bunlardan birincisi, pivot table oluşturabilmek için verileriniz bir liste şeklinde olmalıdır. Pivot table oluşturacağınız tablolarda boş satır veya sütun olmamalıdır. İkincisi ise sütunlardaki veri türleri aynı olmalıdır. Özellikle özetleme işleminde gruplama maksadıyla kullanılan anahtar sütunlardaki tip farklılıkları işlemlerin hatalı bir şekilde gerçekleşmesine neden olacaktır. Bu durum sayısal değerlerde nokta ve virgül kullanımları içinde geçerlidir. Örneğin sütun başlığı tarih ise altında bulunan veriler hep tarih olmalıdır. Ve sütunların isimleri başlık olmalı. Aksi durumda uyarı dönecektir ve bu isimler ilgili sütunda yer alan verileri mümkün olduğu kadar net bir şekilde açıklamalıdır. Ekstra bilgi not olarak vermem gerekirse, pivot tabloları verilerimizin ön bellek olarak adlandırılan anlık görüntüsü, yani aynası gibi düşünebilirsiniz. Üzerinde çalışabilir ve böylece gerçek verileriniz hiçbir şekilde değiştirilmez. Son olarak pivot tablo özellikle çok miktarda veriyi, kullanımı kolay birden çok şekilde sorgulama, sayısal verilerin alt toplamını veya toplamını alma, kategori ve alt kategorilerle verileri özetleme ve özel hesaplamalarla formül oluşturma, sonuçlara odaklanmak için veri düzeylerini genişletme ve daraltma, ilgi alanlarına göre özet verilerden ayrıntılar oluşturma, kaynak verilerin farklı özetlerini görmek amacıyla satırları sütunlara veya sütunları satırlara taşıma veya özetleme, istenen bilgilere odaklanmaya olanak sağlamak amacıyla verilerin en yararlı ve ilginç alt kümesini sıralama, filtreleme, gruplama ve koşullu biçimlendirme gibi işlemleri kısa ve kolay yoldan yapabilmek amacıyla tasarlanmış Excel'in en pratik aracıdır ve maalesef ki iş hayatında ve özellikle özel sektörde sizden beklenen veya istenen sonuçları hızlı almak zorundasınız. Yani pivot table sayesinde aslında farkında olmadan birçok formül ile yapabileceğiniz işlemleri sürükle bırak yöntemiyle saniyeler içinde yapmış olursunuz. Evet, çok uzun bir açıklama yaptığımın farkındayım, ancak pivot table konusu çok geniş kapsamlı içeriğe sahip olan ve kullanımına hakim olduğunuzda harikalar yaratabileceğiniz bir özellik. Ve bu konudaki ilk videom olduğu için uzun bir giriş yapmayı hak ediyordu. Şimdi bir örnek ile anlattıklarımı uygulama olarak görelim. Önce şu verilerimizi kopyalayıp sayfa 2'ye alalım. Ve verimiz seçilirken ekleye gelip pivot table'a tıklıyorum. Burada sanki kopyalama yapmışız gibi tüm veri seçildi. Bakın şöyle göstereyim. Aşağı doğru bir inelim. Tüm verinin seçildiğini göreceksiniz. Açılan pencere pivot table operatörü ve bizim pivot table oluşturmamızı sağlayacak. İlk adımda çözümlemek istediğiniz verileri seçin diyor. Tablo veya aralık seçin diyor. Zaten biz az önce seçmiş olduk. Şu kopyalamış gibi göründüğümüz alan bizim seçim alanımız. Veya dış veri kaynağı kullanın. Yani başka bir tablodan da, başka bir Excel dosyasından da bağlantı alarak yapılabilecek bir işlem. Bunu da daha sonra göreceğiz. İkinci adım, pivot table raporunun yerleştirilmesini istediğiniz yeri seçin. Operatör varsayılan olarak yeni çalışma sayfası, yani farklı bir çalışma sayfası açacak bize. Oraya almış olacak. İsterseniz bunu
Var olan çalışma sayfasına da alabilirsiniz. Benim örneğim de bu şekildeydi. Yine aynı şekilde yapalım. Bunu tıkladığınızda size konum soracak. Konum olarak şunu tıklıyorsunuz. Mesela şuraya ben seçiyorum ve buraya almış oluyorum. Şu anda biz ne yaptık? Aslında yaptığımız işlem şu. Bu datayı pivot table operatörünün içine çekmiş olduk. Ve tüm veriler buraya geldi. Şimdi sırasıyla şunları bir inceleyelim. Burada taşı boyutlandır kapat. Yani bu pencereyle ilgili bir çalışma bu. Taşıyabiliyorsunuz, boyutlandırabiliyorsunuz veya kapatabiliyorsunuz buradan. Şu şekilde göstereyim mesela boyutlandır kısmını. Taşıma ise buradan alıp şöyle kaydırabilirsiniz. Kapat ise bunu komple kapatır bu şekilde. Tekrar buradan açabilirsiniz. Buradaki araçlar sekmesi ise alttaki şu görüntüyü, formatı değiştirmemizi sağlıyor. Örnek olarak şöyle yapalım. Kimisi bu şekilde görmek isteyebilir. Kimisi sadece şunları görmek ister. Bu şekilde olabilir. Ben normal varsayılan olarak kullanmayı seviyorum şu şekilde. Bu alan dikkat ederseniz sütün başlıklarını gösteriyor. Bu şu anlama geliyor. Serinin o altındaki tüm veriler şunun içinde. Dikkat ederseniz özet tablomuzun oluşturulacağı alanda bizi zaten yönlendiriyor. Açıklamasını yapmış şu şekilde. Rapor oluşturmak için pivot table alan listesinden alanları seçin. Buradan da dikkat ederseniz gösteriyor aslında kısacası. Şimdi şöyle yapalım. Videomun başında yaptığım açıklamada anlattığım gibi bizim öncelikle pivot olacak sütunu belirlememiz gerekiyor. Yani bu şu anlama geliyor. Biz hangi sütuna göre neyi görmek istiyoruz? Sayfa 1'e döndüğümde ben ilk başta ne yapmışım? Bakın ben buradan makineye göre proses bazlı mamul miktarlarını toplatmışım. Şimdi aynı işlemi sayfa 2'de bir yapalım. Makineyi alıyorum ve şurada satırlara atıyorum. Daha sonra prosesleri alıyorum. Şu şekilde. Sütunlara koyuyorum. Bakın sütun oldu. Burası da satır oldu. Normalde datamızda nasıl? Şu şekilde. Burası satır yine aynı ama bunlar satırken sütuna dönüştü. Yani bunu yaptırmak isteseniz, sütuna çevirmek isteseniz formüllerle yapması çok zor. Buradan mamul miktarını alıyorum ve şuradaki değerlere, toplam olarak görünen değerlere koyuyorum. Yorum yapacak olursam B1 boyane 1 demek yani boyanede 8002 tane mamul miktarı çıkmış. E10 enjeksiyon 10 enjeksiyon 10'da 22 adet mamul üretilmiş. Burada da montaj 13 5 tane mamul üretilmiş şeklinde yorumlayabiliriz. Peki başka nasıl bakabiliriz buna? Şöyle yapalım. Ben boyane, montaj veya enjeksiyonda hangi ürünler üretilmiş onları görmek istiyorum. Şöyle yapacağız o zaman. Şuradan ürün ağacı kodunu alacağım ve şuraya makinenin altına bırakacağım. Bu şekilde bir görüntü oluştu. Bu görüntü kafamızı karıştırıyor olabilir. Şöyle açayım aşağı doğru. Bakın. Yani burada aslında şunu gösteriyor. Boyane 1'in altında üretilen mamuller. Peki biz bu şekilde değil de farklı bir şekilde görebilir miyiz? Şuraya geliyorum tasarımda. Bunun üzerine tıklayken tasarıma geliyoruz. Ve buradan rapor düzenine geliyorum. Burada özet tablomuzu farklı formatlarda ayarlayabileceğimiz alanlar var. Hepsine sırasıyla bakalım. Mesela sıkıştırılmış biçimde göster dediği yine bu şekilde mevcut durum. Ana hat biçimde göster dediğimizde bu şekilde oluyor. Şunu kapatalım. Şu şekilde bir hat oluşuyor. Bunun altında gerçekleşiyor. Peki sekmeler halinde göster dediğim zaman da burada yanda bir sütun açılıyor. Son olarak da tüm öğe etiketlerini yinele dediğim zaman şurası tekrarlanmış oluyor. Bu ise şuradaki tüm öğe etiketlerini yinelemeyi kaldırıyor. Yani şu ikisi birbirine benziyor ama arasındaki fark şu. Mesela ben bunu tıkladığımda hiçbir şey olmuyor ama buna tıkladığım zaman şuna döndürüyor. Şurası genel toplamları satır ve sütun olarak genel toplamları açıyor ve kapatıyor. Örnek şu şekilde.
Bunlar da alt toplamları veriyor. Şuradaki boş satırlar ise her öğeden sonra boş satır ekle. Şunu göstermem için aşağı inmemiz lazım. Şöyle yapalım. Aşağı inelim. Boş satırlar. Her öğeden sonra boş satır ekle dediğimde şöyle bir alan açıyor. Diğerlerinde de öyle. Kaldır diyorum. Ve kaldırıyor bunları. Satır üst bilgileri dediği şu alana dikkat edin. Bakın nasıl koyulaşıyor. Bunun belirginleşmesini sağlıyor. Sütun üst bilgileri aynı şekilde. Şurasını belirginleştiriyor. Şeritli satırlar dediği şu şekilde bir görüntü veriyor. Veya şeritli sütunlar. Şu şekilde yapabilirsiniz. Daha belirgin hale getirmek için. Buradan da istediğiniz şekilde formatını değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde açıp farklı formatlar verebiliyorsunuz. Şimdilik bu böyle kalsın. Şu boş alana tıkladığımızda şu kısma dikkat edin. Özet tabloya tıkladığımda çözümle ve tasarım geliyor. Boş alana tıkladığımda herhangi bir şey yok. Özet tabloyla ilgili söylemek istediğim diğer bir konu ise mesela bu değeri değiştirmek istediğinizde size bu şekilde bir uyarı verecek. Ama başlıkları değiştirebilirsiniz. Şöyle sağ klik tekrar alan listelerini gösterdiğim. Burada mesela ben filtrelemek istiyorum. Neyi filtrelemek istiyorum? Şöyle yapalım. Boyane görünmesin. Montaj ve injeksiyon görürsün. Aynı şekilde buradan da yapabiliyoruz bunu. Mesela ben şunun detayını görmek istiyorum. Bunu çift tıkladığımda bu şekilde bize bir farklı sayfada detaylar geliyor. Ve buradan inceleyebilirsiniz. Bu konuyla ilgili daha birçok video çekeceğim için genel hatlarıyla özet tablo ile ilgili anlatacakları bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.